çift alanda plaj ve kamp. Bunu sizden dinleyelim. Gerçekten çok heyecanla bekliyoruz. Bizim ilçe olarak Karadeniz'e sahilimiz vardı ama ne ilçemizin haberi var ne de İstanbul'un haberi var. Şu anda bir kısmına 3. Havalimanı'nın bir bölümü geldi. Başka çalışmalar da var. Daha önce biliyorsunuz kömür çıkartılıyordu vesaireler vardı. Döküm yapılıyordu. Şimdi o bir bölümünü biz inşallah Şehircilik Bakanlığımızdan aldık. Şu anda oradaki bir koyu hizmete sunacağız plaj yaparak ve kamp merkezi yaparak hem gençlerimize hem de ev sultanlı vatandaşlarımıza, hanımefendilere, gençlere güzel bir mekan oluşturacağız inşallah. Biraz ekranda gördünüz. Başkanım, şimdi orada bir şey dikkat çekici bir şey var. Tekrardan kıymetli yönetmenim, o proje görselini bir alalım ekrana. Şimdi orada bir şey dikkatimizi çekiyor. Şurada görünen bir deniz havuzu mu diyelim buna, bir Evet. orada bir Zaten burası oluşturulan bir doğal şey var. olarak vardı ama biz suyu içeriye alarak denize set yapmak çok daha büyük külfet. Biz denizi içeriye alarak orada denizden bir havuz Bu oluşturmuş alanda olacağız. yine sosyal tesisimiz de olacak değil mi Tabii başkanım? arkada sosyal tesis olacak. Yan tarafında da gençlerle ilgili bir kamp merkezimiz olacak inşallah. Gerçekten çok çok harika, çok güzel bir proje. Dediğim gibi bizler Tamamen de doğal burası yani şu heyecanlandık. andaki olan mekan. Doğal. Biz orayı şu anda kullanılabilir ve risksiz alan haline getireceğiz inşallah. Onun üzerine devam ederken o diğer görüntüleri de verelim arkadaşlar. Gerçekten gençler inanılmaz heyecanlandılar başkanım. Bizler de bahsettik. Şimdi bize özelden de bununla ilgili çok fazla mesaj geliyor. Alan burası. İşte ekranlarınıza geliyor kıymetli izleyenler. Biraz üzerinde fazla duruyoruz ki başkanım, gerçekten çok heyecanlı bir proje. Bizler de çok, dediğim gibi, heyecanlandık. Bu alan çok büyük bir alan aslında. Geçtiğimiz günlerde biz de gitmiştik buraya. İşte görüntüler de ekrana geliyor. İnşaat başladı. Hummalı bir çalışma var. Gençler gerçekten çok çok heyecanlandılar. Hatta çok fazlasıyla soru aldık. Bizler katılabilecek miyiz buraya? Ailelerimiz gelebilecek mi gibi birçok sorular aldık başkanım. Sizin bununla ilgili bazı projeleriniz var. Anne kız, baba oğul gibi kamplar Evet, düzenlenecek değil mi? gençleri kamp yaptırırken arada aileleri de buluşturacağız inşallah. Anne ile kızını alacağız, babayla oğlunu alacağız. Engelli ailelere ailesiyle beraber ağırlayacağız inşallah. Uzun dönemde öyle olacak. Bu yazda sadece plaj bölümü yetişir. Onu da söyleyeyim bu önümüzdeki yazda. Oradaki küçük bir sosyal tesis, giyinme kabinleri vesaireler, onlara hizmet verme. Bir dahaki seneye de kamp merkezimiz hazır hale gelir inşallah.